Ve bazı ilaçlara erişimde zorluk devam ediyor. Kanser hastaları da ilaca ulaşmakta zorlanıyor. Hem hastalıkla hem de 50 bin lirayı bulan ilaçların teminiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Ya kredi çekiyor ya da SGK'ya dava açıyor. İlaç temininde yaşanan sıkıntı kanser hastalarını zor durumda bıraktı. Hastalar piyasada bulunmayan ilaçların muadiline 3000 TL'ye varan fark ödemesi yapmak zorunda kalıyor. Bazı ilaçları SGK'nın ödemesi için de dava açılması ve davanın sonucunun beklenmesi gerekiyor. Genel Sağlık İş Sendikası'na göre hastalar bazı kanser ilaçlarının hastanede bulunmadığını ve eczaneden kendilerinin tedarik ettiğini belirtti. Sendika yetkililerine bilgi veren bazı hastalarda ilaç olmadığı için birbirini karşılamayan başka ilaçlarla tedavilerine devam etmek zorunda kalındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın ücretini karşılamadığı kanser ilaçlarına da dikkat çekildi. Örneğin 4. evre meme kanseri olan ve 2020'den itibaren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde tedavisi devam eden bir hastanın şu an ilaca erişiminde sıkıntı yaşandığı belirtildi. Hastanın 50 bin liralık ilacı temin edemediği ve tedavisinin geciktiği ifade edildi. İlacın SGK tarafından karşılanması için de dava açılması gerekiyor. Hastalar çareyi dava sonuçlanana kadar kredi temin etme gibi yollarla borçlanmakta buluyor. Döviz kurundaki artış nedeniyle bir dozu on binlerce lirayı bulan ilaçlara erişmenin hastalar için giderek zorlaştığının altını çizen Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, bu iddialar doğruysa Sağlık Bakanlığı bu konuda neden çözüm için harekete geçmiyor dedi.